Kalbiniz yumruğunuzla aynı boyuttadır. Beyniniz ise iki yumruk büyüklüğündedir. Müzik dinlerken kalp atışlarınız müziğin ritmiyle senkronize olur. Aynı anda hem nefes alıp hem yutkunamazsınız. Bana inanın. Beyninizde galaksinizdeki yıldızlar kadar çok sinir hücresi var. Yani yaklaşık 100 milyar sinir hücresine sahibiz. Sabahları akşam olduğunuzdan 2,5 santimetre daha uzunsunuz. Bunun için yerçekimine teşekkür edebilirsiniz. Ayrıca astronotların uzayın ağırlıksız ortamında %3 daha uzun olmasının da sebebi budur. Ortalama bir insan günde 11 bin litreden fazla hava solur. Bu 1000 parti balonunu şişirmeye yeter. Vücudunuzda dünyanın etrafını 2,5 kez dolaşacak kadar kan damarı var. Yılda 4 ayı uyuyarak geçiriyorsunuz. Ömrünüz boyunca 26 yıl uyuyorsunuz. Bu yılların sadece 6'sı rüya görerek geçiyor. Bir rüyanın %50'sini uyandıktan sonraki 5 dakika içinde unutuyoruz. 10 dakika sonra %90'ı unutuluyor. İşte kötü bir haber. Burnunuz ve kulaklarınız vücudunuzun büyümesi hiç durmayan tek bölümüdür. İnsan beyni küçük bir ampulü yakmaya yetecek kadar elektrik üretir. Gözünüz dijital bir kamera olsaydı çözünürlüğü 576 megapiksel olurdu. İnsan beyni 2,5 milyon gigabayta eşdeğer veri saklayabilir. Bu en sevdiğiniz televizyon dizisinin 3 milyon saati demektir. Vücudunuzdaki her hücre 1,5 gigabayt veri içerir. 100 trilyon hücrenizin üretimini artık siz hesaplayın. Güçlü bir yürüyen bilgisayar olduğunuzu göreceksiniz. Esnediğiniz zaman beyniniz gevşer. Kulaklarınız siz uyurken de çalışır fakat beyniniz gelen bilgileri göz ardı eder. Yanlara açtığınız kollarınız arasındaki mesafe boyunuzu verir. Her 10 yılda bir iskeletinizi yenilersiniz. Her gün hemen hemen 100 saç kaybedersiniz ve bu gayet normaldir. İnsan uzun süre sırt üstü uyuyabilen tek canlıdır. Koalaların da insanlarda olduğu gibi benzersiz parmak izleri vardır. Dil izleriniz de benzersizdir. Ancak tarayıcıyı yalamaya falan kalkmayalım. Pittsburgh Üniversitesi'ndeki bilim insanları, mavi ve yeşil gözlü insanların kahverengi gözlü insanlara göre acıya daha az duyarlı olduklarını buldu. Ne var ki açık renk gözler ışığa karşı koyu renk gözlerden daha hassastır. İnsan vücudundaki mikroorganizmalar hücrelerin 10 katıdır. Vücudunuzdaki bütün bakteriler toplamda 1,8 kilogram kadar gelir. En hızlı uzayan tırnak orta parmaktakidir. En yavaş uzayanı ise baş parmaktır. Sarışınların esmerlere nazaran daha fazla saçı olur. Kokuları ayırt etme yeteneği uyurken kaybolur. Benim konuşma yeteneğim ise ara sıra kayboluyor. Vücudunuzda 7 santimetre boyunda bir çivi yapmaya yetecek kadar demir bulunur. Eliniz serçe parmağınız olmadan gücünün yarısını kaybeder. Parmağı nasıl kaybettiğinizi boş verin. Uf! İnsanlar çimeni sindiremez. İnekler 4 mideleri olduğu için sindirebilir. Zihin günde yaklaşık 70 bin düşünce üretir. Bir erkeğin sakalı hayatı boyunca 12 metre uzar. Bu bir telefon direğinin uzunluğudur. 5 litre kanın vücudunuzun tamamını dolaşması 1 dakika sürer. Ortalama bir insan ömrü boyunca dünyanın çevresinin 3 katı kadar yürür. Bir insanın iki kaşında da 250 ila 1000 kıl olur. Kaşlarınızın da bir ömrü var. Bütün kılların dökülüp yerine yenilerinin gelmesi 4 ay sürer. Neyse bari. Gözleriniz yaşla birlikte büyümeyen tek organınızdır. Vücudunuz karanlıkta parlar. Yalnız bu sizin göremeyeceğiniz kadar zayıf bir parıltıdır. İnsan vücudundaki kalsiyumun %99'u dişlerde ve kemiklerdedir. İnsan gözü 10 milyon kadar farklı rengi seçebilir. Çoğu insan hayatının 4 ayını trafik ışıklarında bekleyerek geçirir. Ne büyük bir zaman israfı.
irisinizdeki kaslar kasılıp gevşeyerek göz bebeğinizin büyüklüğünü belirler. Çekici bulduğunuz birine bakarken göz bebekleriniz büyür. Deriniz 2 metrekarelik bir alanı kaplar. En kalın deri ayak tabanlarınızda, en ince deri ise göz kapaklarınızdadır. Yanaklarınız kızarınca mideniz de kızarır. Vücudun kendi kendine iyileşemeyen tek bölümü dişlerdir. İnsanlar 7000 farklı yüz ifadesi gösterebilirler. Mesela böyle, ya da şöyle, hatta böyle. Vücudun en büyük organı deridir ve 9 kilogram ağırlığındadır. Gözleriniz açıkken hapşıramazsınız veya mırıldanırken nefes alamazsınız. Bu işin kuralı bu. Dilinizdeki çıkıntılar tat alma cisimcikleri değildir. Onlara papila denir. Bütün papilalarda tat alma cisimciği bulunmaz ama tat alma cisimciği olanların her birinde 1-5 cisimcik olur. Kemiklerinizin %30'u sudur. Vücudunuzdaki atomların %99'u boştur. Yine de akşam yemeğinden sonra kendinizi tıka basa dolmuş hissedersiniz. Neden acaba? Beyin hayatın ilk 18 yılında büyür. 40 yaşından sonra her 10 yılda bir %5 küçülür. Bence bu birçok şeyi açıklıyor. Ne dersiniz? Midenizin hacmi genellikle 1 litredir ancak 4 litre alacak kadar esneyebilir. Uyanık olduğumuz saatlerin %10'unu gözümüzü kırparken kapatarak geçiririz. Parmaklarınızı çalıştıran kaslar aslında ön kolunuzdadır. Ayağınız ön kolunuzla aynı uzunluktadır. Baş parmağınızla burnunuzun oranı aynıdır. Doğru bir şekilde eğitilirse tek bir parmağınız bütün vücut ağırlığınızı dengede tutabilir. Ayak parmaklarınız el parmaklarınızdan 3 kat yavaş uzar. Akciğerleriniz aynı değildir. Sağdaki akciğerin 3 lobu, soldakinin 2 lobu vardır. Uyurken saçlarınız daha hızlı uzar. Saçlardan daha hızlı büyüyen tek şey kemikliğidir. Diş minesi vücudunuzdaki en sert dokudur. Kemikleriniz betondan 4 kat daha güçlüdür. Ortalama bir insan yaşamı boyunca 150 jacuzziyi dolduracak kadar su içer. Kokunuz size hastır. Ona dokunmayacağım. İnsanlar 60 yaşına gelene kadar tat alma cisimciklerinin yarısını kaybeder. Vücudunuz yarım saatte 2 litre suyu kaynatacak kadar ısı üretir. Beyniniz vücudunuzun ürettiği enerjinin %20'sini kullanır. Vücudunuz sıcak günlerde kendini serinletmek için, soğukken kendini ısıtmak için harcadığından daha fazla enerji kullanır. İnsanlar besin olmadan uykusuz olduğundan daha uzun süre dayanır. Mide asidi metali eritebilir. Mide asidi o kadar güçlüdür ki midenin her 3-4 günde bir yeni bir zar oluşturması gerekir. Sizi böyle yiyip bitiren nedir? Bugüne kadar kaydedilen en gürültülü horlama 93 desibeldi. Bir çim biçme makinesinin sesinden daha yüksekti. Herhalde benim evimde ölçtüler. Bir hücredeki tek bir DNA molekülü 2 metre uzunluğundadır. Vücudunuzdaki tüm DNA moleküllerini açabilseydiniz, Plüton'a kadar gidip geri dönebilirdi. Gerçi Plüton artık bir gezegen değil. 3 kuralı, insan vücudu havasız 3 dakika, susuz 3 gün ve gıdasız 3 hafta dayanabilir demektir. Ama internetsiz ancak 3 saniye durabilir. Beyniniz daha hızlı düşünmek ve kendini aşırı duygusal yükten korumak için bilgileri unutur. Gözlerimiz bulutsuz bir gecede bir mum alevini 50 kilometre öteden görebilir. İnsan DNA'sı şempanzeninkine %96, kediye %90, sümüklü böceğe %70 ve muza %50 benzer. Bu ilginçmiş. DNA'nızın %99.9'unu gezegendeki rastgele bir insanla paylaşıyorsunuz. Tüm genetik kodlamanızın basılı bir örneği 260 bin sayfa uzunluğunda olurdu. Bu da yaklaşık 200 kalın kitap eder. Diliniz kasları açısından bir filin hortumuna ve bir ahtapotun koluna benzer. Bence bu yanlış. Tırnaklarınız bir gergedanın boynuzu ve bir atın toynağıyla aynı maddeden yapılmıştır. Gergedanın yerinde olsam geri isterdim.
Tırnaklarımız parmak uçlarımızı korumak için var. Onlar olmadan eşyaları o kadar iyi kavrayamazdınız. Sadece bir adım atmak için 200 kasınızı ve sadece yemek çubuğu kullanmak için de 50 kasınızı çalıştırıyorsunuz. Yemek çubuklarıyla oynamak için iki parmağınızı kullanırsınız. İngilizce kas anlamına gelen muscle kelimesi Latince küçük fare ifadesinden gelir. Çünkü antik Romalılar sıkılmış pazıları fareye benzetiyordu. Vücudun yüzey alanına bir seferde 110 bin sivrisinek sığabilir ve vücudunuz 15 milyon sivrisineği besleyebilir. Gönüllü olan var mı? Çoğu kişi dakikada 125 kelime konuşur. Aynı sürede beyin 800 kelimeyi işler. Ben mi? 185 yapabiliyorum. Yerine göre 250'yi de bulabiliyor. Deriniz her 27 günde bir kendini tamamen yeniler. Kendinizi gıdıklayamazsınız. Beyniniz niyetinizi zaten bildiği için kendini buna hazırlar. İnsan dudaklarında onları çevresindeki deriden ayıran bir dış çizgi olan tek türdür. Dudaklarınızın kırmızı veya pembe olmasının nedeni ince derisinin hemen altında bir sürü kılcal damar olmasıdır. Kulaklarınız korktuğunuz zaman daha fazla kulak kiri üretir. Demek ki ben dehşet içindeyim. Bilgi beyne saatte 435 km hızla gidip gelir. Yani bir oktan hızlıdır. Vücudunuzdaki en küçük kemik ve en küçük kas kulağınızdadır. Başınızın ağırlığı 4,5 kilogramlık boya kadardır. Benimkini soracak olursanız en az o boya kadar kullanışlı. Gözleriniz nefes alır. Evet, kornea kan akışı olmayan tek parçanızdır. Oksijeni doğruca havadan alır. Köpek balığı korneaları insan korneasına o kadar benzer ki organ naklinde kullanılabilir. Vücudunuzdaki kemiklerin yarısı ayaklarınızda ve ellerinizdedir. Son olarak mısır gevreğinde insanda olandan fazla gen vardır. Kahvaltılık gevreğinizde 32 bin gen varken sizde 20 bin var. Gidip kafamı boya kovasına sokayım. Şimdilik hoşça kalın.